Herkese merhabalar sevgili dostlar. İlişkiyi kafasında bitiren erkek davranışları videosunu paylaştığımda söylemiştim. Aynı videonun kadınlar için olanını da yakında paylaşacağım diye. Bugün sıra geldi. Kafasında ilişkiyi bitiren kadın ve erkek arasında fark yoktur diye içinizden geçirebilirsiniz. Yani iki taraf için de kurallar ya da belirtiler aynıdır diye içinizden geçirebilirsiniz. Ama öyle değil işte. İki tarafın da kafasında bitirme farklı olabiliyor. Kafasında bitirene kadar yaşadıkları, yaşattıkları farklı olabiliyor. Tabii ki benzer tepkiler de var, ortak kesişmeler var. Ama tamamına uzaktan bakacak olursak birebir aynı demek imkansız. Kadının bitirişi daha gerçekçi oluyor mesela. Erkek kafasında bitirse de bir süre devam edebiliyor ilişkiye. Ya da kadın bitirsin diye bekleyebiliyor sabırla. Kadın ise kafasında bitirdiği anda bunu kelimelere rahatlıkla dökebiliyor. Bazen de katı cümleler ile karşılık verebiliyor. Erkek kafasında ilişkiyi daha hızlı bitiriyor genelde. Kadın ise aceleci davranmıyor. Ölçüyor, biçiyor, tekrar şans veriyor. Olmadığını görünce bitiriyor. Yani anlayacağınız, kadının ve erkeğin işaretleri birçok noktada farklılıklar gösterebiliyor. Bu sebeple bugün sizlerle ilişkiyi kafasında bitiren bir kadının davranışlarını maddeler halinde aktaracağım. İçerik itibariyle erkeklere yönelik bir video olsa da sevgili hanımların da izleyeceğini düşünüyorum. O yüzden izleyen hanımların özellikle katıldığı madde yorum olarak yazmalarını rica ediyorum. Hadi vakit kaybetmeden başlayalım. İlişkiyi kafasında bitiren kadınların işaretleri nelerdir? 1. Tahammülsüzlük. Sevgili dostlar, az önce bahsettik. Kadın ilişkiyi öyle birdenbire kafasında bitirmez. Enine boyuna düşünür, tartar, zamanla ölçer, şanslar verir, adımlar atar. Yani kurtarmak adına bayağı bir kalp masajı yapar can çekişen ilişkisine. Artık bir şeylerin değiştiğini görmeyince, bir arpa boyu yol almadığını fark edince, umudun kalmadığını hissedince kafada bitirir. Bundan sonrasında öncelikle şunu söyleyelim. Pat diye bitiren, bir şeyleri zamana bırakmayan da çok kadın vardır. Ama eğer ki uygun zaman bekleniyorsa ya da şartlar o an için uygun değilse bir tahammülsüzlük başlar ki sormayın. Ciddi bir anlayışsızlık gözükebilir. Daha önceleri alttan alan, sesini çıkarmayan kadında gergin etkileşimler görülür. Genelde kadının malum günlerine bağlar mesela erkekler bu durumu. Oysa bu tahammülsüzlüğün sebebi kafada bitirmesidir. Erkeğin birçok hareketi gözüne batar. Oturuşu, duruşu, kalkışı, giyinişi. Bu davete giderken giyilecek renk mi Murtaza Allah aşkına? Madem geç kalacaktım, beni neden hazırlattın önceden? Buraya geleceğimizi bilseydim bu kadar süslenmezdim. Gibi tepkiler güzel örnekler olur. Bakın şununla karışmasın. Kavga etmez. Bunun açılımını zaten biraz sonraki maddede aktaracağım. Sadece tahammülsüzlük ve umursamazlık görülür. Çünkü beynin içinde zaten burada olmak istemiyorum. İnadına mı yapıyorsun be adam tarzında bir bakış açısı vardır. İletişimler özellikle kısalmaya başlar. Kısa cevaplar verilmesi, sorulan soruların azalması, mesajlaşmada ya da telefon görüşmelerinde erkeğin sohbetinden sıkılma belirtileri kafasında bitirmiş bir kadının en belirgin özelliğidir. Çok karıştırılan ikinci maddemize geçiyorum. Suskunluk, kavgaların bitmesi. Şu sözü her yerde görüyorsunuzdur, duyuyorsunuzdur. Kadının konuşmasından değil, suskunluğundan korkacaksınız derler. Çünkü kadın konuşuyorsa, kadın şikayet ediyorsa hala bir şans vardır. Düzeltmeye çalışıyordur. Kurtarmaya çalışıyordur. Ama normal şartlarda kesin kavga çıkacak diye düşünülen bir durumda susulması, kavganın çıkmaması, tartışmaya erkek bile çıkarsa erkeğe uyulmaması en belirgin işarettir. İlişkiyi kafasında bitiren erkek belirtilerinde bunun tam tersini görürsünüz mesela. Erkek daha çok kavga çıkarmaya çalışır. Ama kafasında ilişkiyi bitiren kadın kavga etmez dostlar. Çünkü kavga kadın için bir çeşit sinirin boşalmasıdır. Duygunun sert şekilde fışkırmasıdır. Düzeltme çabasıdır. Ya da istediğini yaptırma çabasıdır. Bu arada o kavga haklıdır, haksızdır, konumuz o değil. Kavga bile etmiyorsa bir kadın, tartışmaya bile girmiyorsa umudu kesmiştir. Ne düzeltilmesini istiyordur ne de artık istediği bir şey kalmıştır. Tabi damarına basılırsa yine kavga eder de bu kavga klasik sorun çözme kavgalarından değil savaş baltalarının çıkacağı kavgalardan olur. Yani dostlar bir kadın kavga bile etmiyorsa kafasında bitirmiştir diyebiliriz. Bu yüzden kavga etmeye değer bile görmüyordur yorumunu yapabiliriz. 3. Tepkisizlik, heyecansızlık. Aslında bir çeşit kavga çıkmama konusuna bağlanabilecek bir madde. Ama tepkisizlik sadece bir tartışmaya tepkisiz kalmak olarak düşünülmemeli diye ayırmak istedim. Çünkü bu kafasında bitiren erkeğin de işaretleri arasındaydı.
Ama burada farklılıklar var. Sevgili dostlar, kafasında bitirmiş bir kadın birçok konuya tepkisiz kalır. İstediği bir şeyin olmasına karşı tepkisizlik de buna dahildir. Hiç sevmediği bir şeyin yapılmasına karşı tepkisizlik de. Heyecanı kalmamıştır çünkü kadının artık. Her zaman istediği romantik bir akşam yemeğinin organize edilmesi kadın için artık sıradandır. Ya da her gün kızdığı Instagram'a tanınmayan kadınların eklenmesine tepki göstermemeye başlar kadın. Kıskançlık dürtüleri azalır. Mesela erkekte bu böyle değildir. Erkekte de azalır ama kıskançlık tamamen bitmez. Buradan sorun çıkarabilir ya da dile getirebilir ya da kavga çıkarabilir. Ama kadın tepki bile göstermemeye başlar. Normalde geceyi zehir edeceği durumlarda bile. Heyecan kalmaz demiştik. Erkeğin çok heyecanlandığı bir durum gözünüzde canlansın. Misal, sevdiği adam bir terfi aldı. Normalde kadın erkekten daha çok sevinir, motive eder. Bunu kutlayalım der, sen inanılmazsın der, motive eder. Kafasında bitiren kadın kısa bir hayırlı olsun der, ikinci cümleyi kurmaz. Terfi aldım hayatım. Kaça aldın? Yok canım, hak ettiğim pozisyona geldim manasında. İyi, hoş geldin. Bak, daha yüksek maaş alacağım. Güle güle harca. Heyecansızlık ve tepkisizlik ilişkiyi kafasına bitiren kadının en belirgin özelliğidir. 4. Değişim. Aslında bütün videolarımızda önerdiğimiz kendine zaman ayırma, kendinin farkına varma düşüncesini kafasında bitiren kadın çok doğal olarak yapmaya başlar. Daha çok sosyalleşmeye başlar. Daha yeni ortamlar dener. Daha çok kendine bakar. İmaj değişiklikleri, yenilikler falan yapar. Aslında ayrılık sonrası yapılan tüm ayağa kalkma hareketlerini ilişkinin son dönemlerinde yapmaya başlar. Çünkü demiştik ya, kadın kafasında bitirdiğinde ayrılık sürecini zaten yaşamaya başlar. Olay sadece resmi olarak dile getirilmeye kalmıştır. Resmi olarak dile getirildiyse de sonrasında bu saydıklarımızı aktif olarak yapmaya başlar. Özellikle ani fiziksel imaj değişimleri, kendilerine bakmalarını erkekler çoğu zaman aldatma ya da ilişki bittiyse yeni bir birini buldu olarak değerlendirir. Hatta sen bir şeyler çeviriyorsun ithamlarında bulunulur. Bu ise ilişki kafasında bitiren kadının kararını pekiştiren cinsten olur. Değişim sadece fiziksel ya da sosyal çevre değişimi olmaz. Tavırlar da çok değişir. Erkeği olan tavırları zaten az önceki maddelerde sıraladık. Soğukluk, ilgisizlik, tahammülsüzlük, umursamazlık. Bunlar birebir ilişkide olduğu erkeğe karşı tavırdır. Ama dışa doğru bir pozitiflik görülmeye başlar. Sosyal medyasında artık daha pozitif, daha mutlu görüntü çizer. Dinlediği şarkılar bile enerjiyi belli edecek cinsten olur. Kafasında bitiren kadın melankoli içinde boğulmaz. Nedeni de mantık çerçevesinde düşündüğümüzde basittir. Çünkü omzundan yük kalkmıştır. Belirsizlik yükü, çabalama yükü, emek harcama yükü, beklenti yükü. Birçok yükten kurtulduğu için kadın artık daha özgür, daha mutlu hisseder. 5. Kararlılık ve ikna olmama. Şimdi aslında gerek ilişki içerisinde gerek ilişki sonrasında yaşanan bir durumdan bahsedeceğim. Belki de en önemli nokta burası. İlişkiyi kafasında bitirmiş bir kadını kolay kolay kimse ikna edemez dostlar. Sadece biten ilişkiyi yeniden başlatma ya da süren ilişkiyi diriltme adına değil bu. Güzel günlerin geleceğine ikna olmaz, düzeleceğine ikna olmaz. O sorun yaratan şeyin geçeceğine ikna olmaz. Yani ilişkiyi kafasına bitirmiş bir kadın kolay kolay ikna olmaz dostlar. Özellikle burada çok hata yapılır. O yüzden vurguluyorum. Israr edilir. İkna çabası arttırılır. Araya eş, dost, tanıdık falan sokulur. Gözyaşı dökülür, sözler verilir, özürler dilenir ama nafiledir. Kafasında ilişkiyi bitiren kadın çok kararlıdır. Mesela şu cümleyi duyuyorum. Eminim duyanlarınız da vardır. Son zamanlarda öyle değişti ki tanıyamıyordum. Sanki aylar öncesinde o delice seven kadın gitmiş, düşmanım gibi bakan biri gelmişti denir. Ya da biten ilişki sonrasında düzeltmeye çalışan erkekten şöyle cümle duyarsınız. O kadar kararlıydı ki yüzüme bile bakmadı. Dinlemeye değer bile görmedi diye dert yanılır. İşte bunun en büyük sebebi kadının kararlılığından geri adım atmamasıdır. Sevgili dostlar, izleyen beyler içinden şunu geçirebilir. Gürkan, anlattığım maddelerde kadın bildiğin ilişkinin son dönemlerinde rol yapıyor. Erkeği kandırıyor. Yok tabii öyle bir şey. Kadın kafasında birdenbire bitirmez demiştik. O bitirmeden önceki süreçte zaten ilişkinin yolunda gitmediğinin, mutlu olmadığının, uçuruma doğru ilerlendiğinin sinyalini ya verir ya da açıkça söyler. O yüzden bunu rol yapıyor, erkeği kandırıyor olarak düşünmeyin derim. Kaldı ki bu maddeleri ilişki bittikten sonra da yaptığını gözlemleyebilirsiniz. Son maddemizde anlattığımız özür dilemeye, umursamaz davranma, tekrar başlamak adına atılan adımlara heyecansız ve soğuk karşılık verme en iyi örnekler olacaktır. En önemlisi şudur ama dostlar. İlişkiyi kafasına bitiren kadını tekrar ikna etmek çok zordur.
Çünkü mantık her zaman ön planda olacaktır. Tabii umutsuzluğa düşürmeyelim kimseyi. Eğer ki ciddi değişimler içindeyseniz, hatalar ya da şikayetleri giderdiyseniz neden başlamasın? Tek konu ısrardan uzak durmalı, biraz zaman tanımalıdır. Kafasında ilişkiyi bitiren kadını sıcağı sıcağına geri döndürmek imkansızdır. O yüzden hamle yaparken belki de iş daha çok çıkmaza doğru sürüklenir. Serimize çok yakında ilginizi çekeceğini düşündüğüm başka bir videoda gelecek. Takipte kalın. Tekrar görüşene kadar kendinize göz kulak olun. Hoşça kalın.